Kahvaltı yapıldı, mamalar yendi, sular içildi. Şimdi kulübede dinleniyor. Bizler de öyle. Sabah kalkıyoruz ilk iş. Kahvaltımızı yapıyoruz. Sonra öğle yemeği. Sonra işte meyve, atıştırmalık, kuru yemişler. Börektir, çörektir, ikindi çayıdır. Sonra akşam yemeği, sonra 11-12'ye doğru böyle yine atıştırmalıklar. Yani bazı insanlar diyor ya, insanoğlu boğazı durmuyor diye. Gerçekten boğazımız durmuyor. Yani bir şeyleri yiyoruz, tüketiyoruz. Bazen bahçede gezerken ya da işte pazarda gezerken güzel şeyler görüyoruz. Onların tadına bakmadan geçemiyoruz. Ya da bazı kişiler bunun için ısrar ediyor, özellikle satıcılar. İlla ye ye ye. Yani günlük hayatta pek çok şey yiyip içiyoruz. Sağlık belirtisi aslında bu. İştah sağlık belirtisidir. Ve mutlu oluyoruz yani biz bir şeyler yiyip içtiğimizde. Ama aynı şey hayvanlar için geçerli değil. Şu hayvanların yedikleri mama insanların zoruna gidiyor. Bunu anlamıyorum ve hiçbir zaman anlamayacağım. Dün yine kapımızda aynı kişiler dayandı. Zaten artık benimle muhatap olmuyorlar. Çünkü vereceğim cevapları çok iyi biliyorlar. Direkt eşimle ve oğlumla muhatap oluyorlar. Bunlara mama vermeyin. Ne demek mama vermeyin ya? Sen kimsin? Senin nasıl böyle bir şey söyleme hakkın var? Yani sen şu anda kahvaltını yapıyorsun, çayını içiyorsun ama diyorsun ki sokak köpeğine mama verme. Bunları buradan gönderin. Nereye gidecekler? Ben çok mu hevesliyim? Çevremdeki insanlar laf ediyor. Arkadaşlarım laf ediyor. Yani kimse öyle şey değil. Hevesli değil yani. Çaresizlikten bakıyorlar. Ha kimse işte ben şurada tatil yapayım, şuraya kuaföre gideyim, işte şurada şu kahveyi içeyim yerine gidip sokak hayvanlarına mama alıp dağıtmıyor. Çaresizlikten dağıtıyor. Bakıyor ki kimse yapmıyor. Onlar da sonuçta can taşıyor. Başkaları ilgilenmeyince onlar da yapmak zorunda kalıyorlar. Bir de böyle tuhaf insanlar çıkıyor. Ben bunlara insan demiyorum. Utanıyorum çünkü onlara insan demekten. Diyor ki bunlara bakmayın. Ne acayip insanlar var ya. Ne kadar tuhaf insanlar var. Hayvan tabii ki havlayacak. Sen nasıl gelip mimik yapıyorsun, tavır yapıyorsun. Yok işte gelip bir sürü tuhaf davranışlarda bulunuyorsun. Hayvan sadece havlıyor. Bu kadar basit. Yani senin yaptığın milyonlarca mimik, dalavere, işte şu bu neyse onların hiçbirini yapmıyor hayvan. İnsanoğlunun yaptığı şeyleri yapmıyor. Sadece havlıyor. Ben de istemiyorum insanları rahatsız etmesini. Yani havlamasını istiyorum. Ama sonuçta ne yapayım yani? Hayvanın doğası bu. Tanrı böyle yaratmış. Benim elimde mi? Kendileri çıkarlar. Sabaha kadar gürültü yaparlar. İstedikleri saatte istediklerini yapma özgürlüğündedirler. Ama köpek mama yiyor, işte köpek ses çıkarıyor diye bir sürü çirkin davranışlarda bulunurlar. Şimdi burası köpeklerimin böyle perişan ettiği bir çiçeklik. Şuna çok üzüldüm, Sardunya'ya. Çünkü çok güzel bir Sardunya. Kadifemsi bir rengi var. Artık onu bu şekilde kurtarmaya çalışacağım. Buraya da tesbih ağacı dikmiştim. Onlar filizlenmişti. Biraz ona da üzüldüm. Yani ama yapabilecek bir şey yok. Şu da Hint yağı bitkisi. Şunlar pikan cevizi. Şurada tesbih ağaçları çıkmıştı. Çok güzel. Ama artık yok. Bu da böyle birazcık deform olmuş ama şimdilik idare eder. Bu böyle. Bir tane de burada var. Bu bitkileri yetiştirmek neden önemli? Hatta şurada da kekik ve hayıt var. Bu hayıtı yetiştirmek müthiş bir şey. Böyle kopardıkça tıpkı nane gibi
müthiş bir aroma veriyor. Saksıda da yetiştirilebilir. Yani hayıt hep böyle ağaç türü olarak düşünülüyor ama işte böyle tohumdan çıktığında minicik bir şey oluyor. Ve sabahları kalkıp şöyle bir dokunduğumda müthiş bir şifa kaynağı oluyor. Yani adeta insanın ruhunu arındırıyor ve yeniliyor. Yoksa başka türlü bu insanlarla yaşanmaz, onlara tahammül edilemez. İşte Tanrı'nın bize hediyesi bu küçük ilaçlar ruhumuzu besliyor. Şimdi bu Hint yağı bitkisi önemli. Niçin önemli? İlaç yapılıyor, güzellikte kullanılıyor ama zehirli. Güzel bir posa bitkisi, güzel bir gölgeleyici. Bu devasa ağaç oluyor. Tabi burada biraz bodur kaldı. Çünkü bahçenin toprağı çok verimli değil. Hani şu reçetesiz satılan ilaçlar var. Boğazımızda yara olduğunda, iltihap olduğunda genellikle onları alırız. Boğazımızı çalkalarız. İşte tükürürüz sonrasında. Aynı şeyi kekik solüsyonuyla, nane solüsyonuyla da yapıyoruz ama o hazır ilaçlar kadar etkili olmuyor. Birazcık reçeteyi okursak bu ilaçların bu kadar etkili olmasının arkasındaki gerçeğin sodyum hidroksit, yani kostik, kuvvetli bazein olduğunu görürüz. Yani aldığımız ilaçlarda tabii ki insan sağlığı için zararlı değil ama böyle bazikler olabiliyor. Onun için bizim yapmamız gereken olabildiğince çok fazla ıtri ve tıbbi bitkileri, kokulu bitkileri tanımak, yetiştirmek ve çocuklarımıza bunları öğretmek. Yoksa paketlenmiş sodyum hidroksit içeren ilaçlara elimiz mahkum, kullanmak zorunda kalacağız. Ve bu tıbbi bitkilerden bir haberimiz olmayacak. Paketli ürün, şişeli ürün kullanmak her zaman sonucu daha kolay oluyor. Daha kısa sürede iyileşiyoruz. Ama hasta olmadan önce bu bitkileri tanırsak, kullanım alanlarını bilirsek ve onları reçetelendirirsek daha iyi olacaktır. Şimdi bu ilaçların içerisinde metil paraben, yani koruyucu, propil paraben, sorbitol alkol türevi, sakarin tatlandırıcı, gliserin işte saçımızda, cildimizde, derimizde kullanıyoruz. Polioksil, Hint yağı, yani bu bitkinin özütü, etil alkol ve renklendirici oluyor. E131 kodu veya başka kodlarla renklendirici içeriliyor ve mentol, yani nanenin içerisindeki etken madde, ama tabii ki daha fazla. Yani biz bir bağ naneyi yiyemeyeceğimiz için bu ilaçların içerisindeki etken madde sadece mentol oluyor. Ama biz bir bağ naneyi yediğimizde içine posa da var. O yediğimizin içinde posa da var, su da var, vitamin, mineral, esansiyel yağlar da var. Bunları günlük hayatımıza dahil edersek o zaman daha etkili olacaktır. Bunlar NSAI grubundan değil. Yani uyuşturucu türevi, ağrı kesici grubu değil. Rahatlatıyor, mikrop öldürüyor. Bunlara asit bazlı diyebiliriz. Boğaz çalkalama suyu olarak kekik kullanılabilir. Sirke kullanılabilir. Buraya ekmek atmışlar. Ve kuşlar onları yiyor. Hem sokak hayvanlarını istemiyorlar hem de buraya ekmek atıyorlar ve çoğunlukla küflü oluyor. Çoğu zaman da çöpe atıyorum. Böyle ilginç insanlar. Yani kendilerince böyle şeylerden mutlu oluyorlar. Ve bu ekmekler hep böyle yerlerde
Çünkü hiçbir şeyi önemsemiyorlar. Köpeklerimden rahatsız olan kişi yolu gasp ediyor. Şu anda kendi apartmanlarında yeterli alan olmasına rağmen bütün bu araçları ve bu araçlar çoğu zaman hareket etmiyor. Yani orada bekliyor ve orayı işgal ediyorlar. Arabayla dönüş yapamıyorum, arabayla giriş yapamıyorum ve çoğu zaman karşıdan motosiklet geliyor. Yani her an orada bir kaza olabilir, kazaya sebebiyet verebilirler ve bu kişiler sokak köpeklerinden rahatsız. Kocaman bir bahçeleri var, bahçeyi kullanmıyorlar ve yolu gasp ediyorlar. Daha önce de ben sokağa köpek kulübesi koyduğum için, sokak hayvanları için, sokağı ihlal ediyorsun, burayı gasp ediyorsun, bu kulübeyi kaldırın diye bana baskı yaptılar. Ama kendileri bunların 1000-1500 katını yapıyorlar. Çünkü tanıdıkları varmış.